Habertürk.com'dan merhabalar, ben Helin Genç. Resmi gazetede yayınlanan kararlarla pek çok kaleme yeni zamlar geldi. Fiyatlarda belli artışlar yaşandı. Bunlardan birisi de yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretlerine yapılan zamlar. Biz de konunun detaylarını Habertürk.com teknoloji editörü Cem Özen'in ile konuşacağız. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Birçok kalemde var zam ama şimdi seninle telefonları konuşacağız. Şimdi bir süredir yurt dışından getirilen telefonlar kayıt sırasında yapılan zamlardan bahsediyoruz. Bir süredir bunlarda bir artış vardı aslında son birkaç yıldır. Bu seferki zam biraz daha yüksek oldu galiba. Oldukça yüksek oldu. %200'ün üzerinde neredeyse bir artış yaşandı. Sene başında bir artış olmuştu. 6.091 liraya çıkmıştı. Bu artış bile fazla gelmişti 2000, insanlara ama... 2000 liradan 6000'e. Evet, 6091'di tam küsuratıyla beraber galiba öyle bir şeydi. O bile çok yüksek gelmişti insanlara ama döviz kurlarının artışıyla birlikte Türkiye fiyatlarına bir sürü markanın, özellikle örnek vermek gerekirse Apple'ın ürünlerinde bu sene içinde 3 kere zam yapıldı. Biri de geçen hafta yapıldı ve en pahalı telefonu 80 bin liranın üzerine 83 bin liralara kadar çıktı Apple'ın. Hal böyle olunca yurt dışından getirmek ucuz gelmeye başladı insanlara. Yani o 6 bin liralık kayıt ücretini göze almaya başladı insanlar. Ve çok fazla ithalat ama bireysel ithalat. Bavul ticareti diyoruz buna. İnsanlar alıp getirmeye başladı. Böyle daha uyguna gelmeye başladı insanlara. Bunun önüne geçmek için de bir önlem almaya çalıştı hükümet. Ve şimdi 20 bin liraya yükselen bir kayıt ücreti. Ne zaman başlayacak uygulama? 3 gün sonra başlayacağı söyleniyor. Yani pazartesi gününden itibaren bu uygulama başlayacak. Şu anda ben bir hesap yaptım. Kabaca bir hesap yaptım. Yurt içinde satılan işte iPhone 14 fiyatının yurt dışı fiyatlarıyla karşılaştırdığım zaman getirmenin ücreti, kayıt ücreti dahil edildiğinde 7-8 bin liralık bir fark oluyor. Hatta tax free olarak onu biraz daha aşağı çekebiliyoruz. Eskiden yarı fiyatına kadar düşüyordu. Şu anda 7-8 bin liraya iniyor. Gidiş geliş ücretleriyle birlikte tabii bu makul bir şey olmuyor. Ama tatile gitmişken de almak isteyenler olursa diye belirtiyorsun. Yani. Ama bir de vergi zamlarından bahsediyoruz. Evet. Ekstra aslında zam gelecek mi? Hani bugünkü fiyat farkını söyledin sen. Ama pazartesi gününden itibaren yeni işte zamlarla birlikte, dolar kurundaki, dövizdeki yükselişle birlikte yeni zamlar gelirse ne olur? Şu anda dövizin sabit kaldığını öngörürsek fark bu oluyor pazartesi. Onun dışında KDV zammı oluyor. %18 olan mal ve hizmetlerdeki KDV miktarı %20'ye çıkartılıyor. Bu telefonların yurt içi fiyatlarını da etkileyecek. Yani bahsettiğimiz aynı marka telefonda işte 45 bin lira bandındaki telefonlarda 1000 liraya yakın, belki 1200 lira gibi bir zam söz konusu olabilir bu KDV değişimiyle birlikte. Ama bunu markanın yansıtıp yansıtmayacağı söz konusu. Yani marka ben bunu yansıtmıyorum, kompanse ediyorum da diyebilir. Daha önce otomobil fiyatlarında bunu görmüştük. ÖTV artışında markalar bazen bunu kompanse edip fiyatlarını aşağıda tutmak isteyebiliyor. Markadan markaya değişebilir ama yaklaşık 1000 liranın üzerinde bir zam görülebilir yurt içi fiyatlarda da. Önümüzdeki yani bu yine aslında yurt dışını daha cazip hale getirebilir diye çok de küçük bir fark olacak. Çok küçük bir fark. O makas çok daraldı. Evet, daraldı. Yani yarı fiyatına geliyordu, makas bayağı daraldı. Orada da muhtemelen tüketiciler işte Türkiye'den alırsam garantisi olacak. Tabii. Vesaire diye o avantajları öne çıkararak ona göre karar Tabii. Yani bu telefonu Amerika'dan aldığınız zaman Türkiye'de bir garantisi olmuyor. Onu da belirtmek lazım. Yani aradaki makasın daralması, garanti şartları avantajları ortadan kaldırıyor diyebiliriz. Pazartesi günden sonra da detaylı olarak göreceğiz aslında realde neler yaşandığını. Aynen çok öyle. Teşekkür ediyorum katkıların için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.